Kabe'de veya Kabe'nin üstünde ne tarafa dönmeliyiz? Şimdi Kabe'de, bir kere Kabe'nin üstü de aynıdır, Kabe'nin içi de aynıdır. İstediğin tarafa dönebilirsin ama Kabe'nin üstünde namaz kılmak mekruhtur. Edepsizlik olur yani. Kabe'nin üstünde namaz kılmak mekruhtur. Kabe'nin içinde de istediğin tarafa dönebilirsin. Peki Kabe'nin içinde cemaatle namaz kılacaksın. Cemaatle namaz kılarken e, herkes istediği tarafa dönebilir mi? Dönebilir. Sadece şartı şudur, İmam kim oluyorsa... İmamın önüne geçmeyecek kimse. İmamın döndüğü tarafta imamın önüne geçmeyecek. Bak şimdi. İmam böyle kılıyor. Şu imam olsun. Kâbe'nin içinde. Şu kulpu da kafasının olduğu yer olsun yani. Kıbleye böyle dönmüş. Ben imama duracağım. İmamın arkasında bu tarafa döndüm. Bu tarafa döndüm yani. Yani sırt sırta duruyoruz. Olur mu olur. O da Kâbe'ye dönmüş, ben de Kâbe'ye dönmüşüm. Ama imamın önünde duramam ben. Önünde durursam olmaz. İmamın önüne geçmiş olursun. Kabe'nin içinde istediğin tarafa dönersin. İmam da istediği tarafa döner. Sadece cemaatle kılarken Kabe'nin önüne, şey imamın önüne geçmeyeceksin. Peki imam Kabe'nin içinde olsa, cemaat Kabe'nin dışında olsa, imam Kabe'nin içinde olsa, cemaat Kabe'nin dışında olsa olur mu? Olur ama Kabe'nin kapısı açık olması lazım. Kabe'nin kapısı kapalıysa dışarıdaki cemaat Kabe'nin içindeki imama uyamaz. Bunda. da yeri gelmişken hatırlatmış olalım. Evet. Burada da diyor zaten Kabe'nin içinde veya üstünde namaz kılan kişi dilediği tarafa yönebilir. Ancak Kabe'nin üstünde namaz kılmak mekruhtur. Kabe'nin içinde cemaatle namaz kılmaları durumunda ise imam ve cemaat diledikleri yöne doğru namaz kılabilirler. Ancak imamla aynı tarafa yönelenler, bak imamla aynı tarafa yönelenler imamın önüne geçemezler. Evet. Başka bir konu. Kabe'ye yönelmesi gerektiğini kalben bilen kimsenin namazıya niyet ederken Kabe'ye döndüğünü zikretmesi şart değildir. Yani namazlarımızda döndüm Kabe'ye diye niyetlerimizde söylememize gerek yok. Zaten biz namazın farzlarında biliyoruz ki namaz Kabe'ye yönelerek kılınır. Tamam mı? Evet. Kıbleye dönmek namazın şartlarından olunca yönünü kıbleden çeviren kişinin namazı bozulmuş olur. Şimdi namaza durdun. Burası Kabe diye durdun. Burada eğer başını sağa sola çevirirsen namaz bozulmaz. Mekruhtur. Ağır mekruhtur hem de. Böyle başını sağa sola çevirmek. Zaten gözün sağa sola gitse bir şey olmaz. Ama başını şöyle sağa sola çevirsen namazda namazın bozulmaz. Ama vücudunu çevirirsen, omuzlarını böyle çevirirsen o zaman kıbleden tayin etmiş olduğun kıbleden döndüğün için ne olur? Namazın bozulur. Evet ama yüzü çevirmekle bozulmaz.